Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir kart açılışıyla sizinleyim. Arkadaşlar Euro 2024 final futbol kartlarının açılışını yapacağım arkadaşlar. Bugün üçlü kart, 150 adet kart var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok farklı bir kart kutusu buldum. Böyle bunu hiç açmamıştım galiba. Euro 2024 final futbol diye böyle altınlı böyle güzelce yazmışlar. Bakalım nasıl kartlar çıkacak? Çok merak ediyorum. Bu arada bu yorumun altına sizlerden yarınki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonucunu yazmanızı istiyorum. Bakalım kimler bilecek? Bilen kişiyi sabitleyeceğim arkadaşlar yoruma. Yarınki Galatasaray-Fenerbahçe maçının skorunun tahminini yazın bakalım yorumlara. Kimler bilecek arkadaşlar? Sizleri seviyorum. Hemen şöyle kutu açılışına geçelim. Kartlara bakalım bir nasılmış. Şöyle paketten bayağı kalın bir kart gibi duruyor. Şöyle kırmızılı mırmızılı bir şeyler yapmışlar. Bakalım dökelim hadi hayırlısı diyelim arkadaşlar. Neler çıkacak? Bayağı kalın bir kart gibi duruyor ama. Bakacağız arkadaşlar. Kimleri çıkartacağız? Neler çıkacak? Hep beraber göreceğiz böyle içerisinden. Şöyle hemen açıyorum. Bant yapıştı lan buraya. Neyse daha ilk karttan. Şöyle açalım bakalım kim çıkacak. Oo, üçlü kart. Salih Özcan, Hoffman ve Bozenik çıktı arkadaşlar. Şöyle kartları şöyle göstereyim. Kartlar inanılmaz kalın. Hani bugüne kadar açtığım en kalın kart diyebilirim. Tasarım olarak biraz daha uğraşılabilirmiş ama yine de fena değil. Yani diğer açtığım kartlarda falan böyle bambaşka tasarımlar vardı. Ama kalınlık olarak bence bayağı kalın kart. İncecik değil. Şöyle hemen De Jong var arkadaşlar. Gretzka var. Şöyle kartların hepsini sizlere tek tek gösteriyorum arkadaşlar. Bakalım sizler de kartları beğenecek misiniz? Bu ara Brawl Stars'ı bayağı izliyorsunuz. Onu görüyorum. Yarın da eğer bir sıkıntı olmazsa, bir aksilik olmazsa sizlere Brawl Stars kartı açılışı yapacağım arkadaşlar. Luka Modric, Hakan Çalhanoğlu çıktı arkadaşlar buradan da. Şöyle kartların hepsini gösteriyorum. Adam bant kullanmamış, içine sokuşturmuşlar böyle. Neyse açacağız bakalım. Euro 2024 arkadaşlar kartlarını şöyle gösteriyorum. İlkan Gündoğan çıktı arkadaşlar burada da. Adamı elin cebinde fotoğrafını koymuşlar ya. Onu hakikaten hiç uğraşmamışlar ha. Şöyle bantlamamışlar yani. Şöyle içine sokmuşlar. Neyse bant harcamamışlar. Tasarruf etmişler arkadaşlar. Bakalım buradan ne çıkacak? Hernandez, Barış Alper, Yılmaz. Yani kartların kalınlığı, tasarımdaki cırtlığı almış ama yine de güzel şoplamışlar. Böyle kenar köşe falan hepsi güzel olmuş. Beğendim. Yani renkli güzel bir kart olmuş. Sade bir tasarım olmuş. Öyle çok fazla sağdan soldan bir şeyler çıkıp da göz yormuyor. Yani benden artı puan diyeyim. Öyle diyeyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ruben Diaz. Yani bantlamadıkları için de ayrı bir uğraşıyoruz. Alışmışız ya bant açmaya. Ondan böyle bir garip geldi bana. Neyse şöyle açayım bakalım. Aa, bu ayrıldı. Kim çıkacak arkadaşlar? Şöyle hemen göstereyim. Kartların üçünü de gösteriyorum. Kartlar hakkında yorumlarınızı beklerim arkadaşlar. Bunu da çekilişte vereceğim. Yine çekiliş yapacağım. Bu hafta içi yaparım arkadaşlar çekilişleri. Canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Canlı yayın yapıyorum bu arada. Arada bir Zeki Declan Rice çıktı arkadaşlar. Bu arada bakayım başka neler çıkacak. Brawl Stars canlı yayınları yapıyorum arkadaşlar. Canlı yayınlarda. Bazen Roblox falan da oynayabilirim tabii. Belli olmaz. Henüz şimdilik Brawl Stars falan yapıyorum. İrfan Can Kahveci, Robin çıktı. Şöyle hemen kartları size gösteriyorum. Bazılarını bantlamışlar lan. Adamların hakkını yemeyelim. Ana iki tane çıktı lan bunun içinden. Kartı çalmışlar lan. Anam içinden kartı çalmışlar, iki tane çıktı. Bundan kaç tane? Yine iki tane çıkıyormuş. Bakayım üç tane diyor. Neyse üç tane çıktı arkadaşlar. Şöyle Walker, Kimmich, Bernardo Silva arkadaşlar. Kartlar bu şekilde. Ben sizlere kartların hepsini gösteriyorum. Şöyle bakın bantlamamışlar yine. Oğlum böyle de zor oluyor ya açması. Yani kartlar kalın olmasa tamamen cırt diyeceğim ama. Şöyle arkadaşlar Kunde, İlkay Gündoğan kartlarını hepsini göstereyim ben sizlere. Böyle farklı kartlar buldukça da alıyorum arkadaşlar. Sizin yorumlarınızdan yazdıklarınızı da alıyorum. Bunu da yine yorumlarda yazan birkaç arkadaş vardı. İrfan Can Kahveci. Hem farklı gördükçe alıyorum hem yorumlarınızda gördükçe alıyorum arkadaşlar bunları. Nereden alıyorsun diye soran çok var. Bazılarını Trendyol'dan alıyorum. Bazılarını İzmir'de olanlar gıda çarşısında toptancıdan alıyorum arkadaşlar.
Onu söyleyeyim. Şöyle hemen Malen, Calvin Phillips falan var. Yani oradan alıyorum. Yani başka da zaten alacak bir yer yok. Bunları ya Trent yoldan, hepsi buradan falan alıyorum. Şöyle hemen Barış Alper, Yılmaz, Lucas Hernandez çıktı arkadaşlar burada da. Tüm kartları sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle hakikaten bu ara mesela sabah oğlumu bir basketbol kursuna götürdüm. Şöyle bir baktım, yani oradaki çocukların hepsi tekrardan Brawl Stars oynamaya başlamış. Eskiden böyle FIFA MIFA bir şeyler oynarlardı. Ama şu an herkes Brawl Stars oynamaya başlamış tekrardan. Brawl Stars'ın yıldızı tekrardan parladı. Galiba yeni oyun çıkacak. Onun için mi heyecanlılar acaba, bilemiyorum. Yeni oyunda ne zaman çıkacak onu da bilmiyorum da. Bilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Şöyle Christian Eriksen çıktı arkadaşlar. Onu da göstermiş olayım şöyle. William Saba. Çok farklı futbolcular çıkıyor bu kartta. Onu beğendim. Doku. Şöyle arkadaşlar göstereyim ben sizlere. Hepsini Euro 2024. Orijinal diye de damga vurmuş arkadaş. Şöyle kartları tek 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 gösteriyorum size. Hepsini açacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. İzleyen olur, izlemeyen olur, bilemem hepsini sonuna kadar ama videoya like atarsanız acayip mutlu olurum yani. Onu en baştan belirteyim size. Şöyle arkadaşlar Okafor, Nicolas Süle, Nicola Barella, hepsini tek tek gösteriyorum sizlere. Şuradan bakalım başka kimler çıkacak. Merih Demiral çıktı arkadaşlar. Nunes çıktı. Yarınki Galatasaray maçı için bayağı heyecanlıyım. Yani onu acaba kim kazanacak, çok merak ediyorum. Şöyle hem arkadaşlar hepsini göstereyim. Yani bu videoda sizlerden o Galatasaray Fenerbahçe maçı hakkında, bak Galatasaray kazanır, Fener kazanır falan yazmayın. Direkt skor tahmini, yani 2-1, 3-1, 1-1, artık ne olursa hani skor tahmini bekliyorum. Yoksa Galatasaray kazanır, Fener kazanır, illaki ikisinden biri kazanacak ya da berabere kalacak. 3 ihtimal var ama ben sizden skor tahmini istiyorum. Yani net olarak şu diye. Hani 2-1 olur, 1-1 olur, 5-1 olur. Ne bileyim, ne istiyorsanız. Barış Alper, Yılmaz bir tane daha çıkardık arkadaşlar. Şöyle hemen kartların hepsini tek tek göstermeye devam ediyoruz. Okafor, Süle, Nicolas Süle arkadaşlar. Şöyle ya da Icardi kaç gol atar falan. Ne bileyim, bunun gibi. Şöyle kartları gösterdik. Oğlum şunu niye içine sokuyorsunuz şöyle ya? Allah'ım ya Rabbim. Bandınız mı yoktu ya? Band da bitti arkadaş. Ronaldo, Cristiano Ronaldo arkadaşlar. Ronaldo'yu bulduk. Cody Gakpo. Onu da gösterdik. Ronaldo çıktı. Ronaldo'yu çıkardık. Bakalım başka Messi falan filan bir şeyler çıkacak mı? Şöyle bir Arda Güler çıksa. Ha, olmaz mı? Arda Güler'i kapağa bile koymamış adamlar ya. Diego Costa çıktı arkadaşlar buradan da. Rodri çıktı. Bakalım buradan kim çıkacak? Şöyle hemen açıyorum. Arkadaşlar Yusuf Sarı. Yusuf Sarı'yı çıkardık buradan da. Bakayım burada kim çıkacak? Hemen şöyle açalım. Şuradan kimi çıkartıyoruz? Kamara, Yusuf Sarı çıktı yine. Bakayım bakayım buradan kim çıkıyor bakayım. Şuradan da şöyle hemen açıyorum arkadaşlar. Yusuf Sarı çıktı. Buradan kim çıkacak? Şöyle bakalım. Gakpo, Cristiano Ronaldo bir tane daha çıkardım arkadaşlar. Cristiano Ronaldo'yu. Ya bant var diye elime atıyorum. Şöyle poşetin içinden şeye. Bant daha iyiydi ya. Yusuf Sarı bir tane daha çıktı. Arka arkaya çıkıyor bakalım. Şöyle bakayım buradan kim çıkacak gençler? Şuradan, buradan, buradan, buradan. Şuradan, buradan. Yine Yusuf Sarı çıktı. Oğlum bu ne? Arka arka Yusuf Sarı çıkıyor. Şöyle hemen bakayım buradan kim çıkıyor. Ozan Kabak. Arkadaşlar. Ozan Kabak çıkıyor. Karton gibi kart yapmışlar lan. Yani bayağı iyi olmuş. Beğendim. Barış Alper Yılmaz çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen buradan kim çıkıyor bakayım. Bakalım burada Robin Lenormand, İrfan Can Kahveci çıktı. Oğlum iki, yani şu koca kutu içerisinde 3 tanesi falan bantlıydı. Yani 2 tane 3 tane falan bantlıydı. Kimmich, Joshua Kimmich, Walker çıktı arkadaşlar. Bernardo Silva çıkmamıştık. Bakayım buradan kim çıkaracağız.
Şöyle Rodri, Diego Costa bu çıktı. Hemen şöyle açmaya devam ediyorum ama açamıyorum. Açıyorum, açamıyorum. Arası bir şey. Şöyle hemen şuradan bakayım. Bu kim? Arkadaşlar Torres çıktı. Ferran Torres çıktı ama bir tane bantlı, hayret. Oğlum 10 tane de bir tane bantlamışlar. Şöyle Hakan Çalhanoğlu çıktı. Katlan birbirine. Luka Modric çıktı arkadaşlar. Şöyle bakayım burada kim çıkacak. Şuradan da Kovacic. Kovacic. Mateo Kovacic çıktı arkadaşlar orada da. Şöyle bir de Fenerbahçe'nin sizce başkanı kim olur? Ha, sizce gelir mi tekrar Aziz Başkan Fenerbahçe'ye? Bilmiyorum, ben Fenerbahçeli değilim ama Aziz daha iyiydi sanki. Şöyle bakayım buradan kim çıkacak. Barış Alper Yılmaz çıktı arkadaşlar burada da. Oğlum ben bugün niye böyle poşetleri açamıyorum ya, Allah Allah. Şöyle hemen bunu da açalım. İrfan Can Kahveci çıktı arkadaşlar. Bir tane daha çıktı. Yarın da inşallah açabilirsem Brawl Stars kartı açacağım arkadaşlar. Bayağı isteyen var Brawl Stars kartı. Yani yenileri çıkmıyor. Çıktıkça alıyorum tabii ama en son elimde olanı açacağım artık. Onu göstereceğim. Ozan Kabak çıktı bir tane daha. Burada kim çıkacak bakalım. Hemen açıyoruz arkadaşlar. Şöyle Andrea Gambro, İlkay Gündoğan çıktı arkadaşlar. Haydi. Oğlum nereye soktunuz poşeti ya? Allah Allah. Kafayı yiyeceğim ha. Şöyle hemen bakayım. Buyako Saka, Daniel Carvajal ve David Raya. David Raya. Carvajal'i de göstermiş olduk sizlere. Şöyle hemen bakalım burada kim çıkıyor. Alexander. Leor Sané. Arkadaşlar Sané. Thomas Souček çıktı bir de. Bir bantlı kart daha bulduk bakalım. Buradan kim çıkıyor arkadaşlar? Jeremy Doku Dominik çıktı. Şu Hırvatların isimlerini söyleyemiyorum ya. Bakayım. Şöyle hemen buradan kim çıkacak? Açıyoruz. Kovacic. Kovacic çıktı arkadaşlar orada da. Hemen buradan bakayım kim çıkıyor. Yine bir Kovacic'li kart bulduk. Şöyle poşetlerinden açalım, tek tek gösterelim. Trossard, Halkan Çalhanoğlu çıkardık bir tane daha. Lan açıl. Heh. Adam taktik yapmış bantlamak yerine. O da güzel olmuş. Barış Alper Yılmaz çıktı arkadaşlar. Sonuçta boşa gidiyor. Anam oradaki eksik kartı buraya mı koydunuz da yoksa? Bir tane eksik vardı ya. Adam buraya da bol bol 6 tane kart koymuş arkadaşlar. Şöyle hepsini göstereyim ben sizlere. Kylian Mbappe'yi de bulduk arkadaşlar. Mbappe de çıktı. Şöyle Mbappe'yi de göstermiş olayım sizlere. Çok kart koymuşlar. İçine bir tane de Mbappe yerleştirivermişler. Bakayım başka kimler var. Bir Mbappe daha çıktı arkadaşlar. Bir Mbappe kartını daha göstermiş oldum sizlere. Şöyle bakayım buradan kim çıkıyor. Yamal çıktı arkadaşlar. Rudiger çıktı. Buradan kim çıkıyor? Hemen şöyle açıyorum. Euro 2024 kartları. Hakan Çağlar Söyüncü çıktı arkadaşlar. Çağlar Söyüncü'yü de şöyle sizlere tekrardan göstermiş olalım. Haydi bakayım burada kim var? Hadi arkadaşlar bu arada videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bol bol abone gelsin. Like atın arkadaşlar. Bu videoya da şöyle bir 1000 like atın yani. Yamal çıktı bir tane daha. Şöyle stickerlı kart çok güzeldi arkadaşlar. Bu arada ben onu çok beğenmiştim ya. Keşke bütün kartlar bundan sonra stickerlı çıksa. Çok güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle Fofana çıktı. Yusuf Fofana. Harry Kane. Harry Kane'i de çıkardık demin. Şöyle gösteriyorum bütün kartları. Bakalım buradan kim çıkacak. Heyecanla dıp 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 dıp. Şöyle açalım. Çağlar Söyüncü çıktı arkadaşlar buradan. Şurada kim çıkıyor? Hemen burayı da açıyoruz. Evet. Bundan kim çıktı? Lobotka çıktı. Antonio Rudiger ve Yamal çıktı arkadaşlar. Bu karttan da çıkmıştı zaten. Toplam puan falan yazmışlar bu kartlara. Yani o da iyi. Şöyle Kylian Mbappe 216 toplam puanı. Toplamadım. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum tabii de. Yazmışlar yani, hiç hesaplamadım. Belki de yanlış yazdılar. Defansa
31 vermişler. Hücum ve yetenek falan vermişler. İşte şöyle hemen kartlar, Yusuf Sarı çıktı arkadaşlar. Adam bakkala gider gibi fotoğrafını koymuşlar yani. Neyse şöyle bakalım başka kimler var arkadaşlar. Gnabry çıktı arkadaşlar. Serge Gnabry çıktı yine. Şöyle hemen buradan bakalım kim çıktı. Sommer, Ferran Torres çıktı. Buradan bütün kartları açıyorum. Bir tane daha bantlamışlar. Helal. Luka Modric, Hakan Çalhanoğlu çıktı arkadaşlar. Buradan kim çıkıyor? Şöyle hemen açıyorum. Yamal, Antonio Rudiger çıktı. Buradan da şöyle hemen burayı açalım bakalım. Buradan kim çıkacak? Şöyle arkadaşlar, Nico Sancelo çıktı. Şöyle resmen parmak sokuyoruz içine ya. Allah'ım yarabbim ya Resulullah. Şöyle Kylian Mbappe çıktı arkadaşlar. Burada da toplam puana göre oynanılabilir ya. Böyle en yüksek puanı kim aldıysa toplamda o kazanabilir ama Mbappe ile Çağlar Söyüncü'yü hemen hemen arasında 2 puan fark koymuşlar yani. Biri Mbappe, biri Çağlar Söyüncü. Sizce kim daha iyi? Mbappe mi, Çağlar Söyüncü mü? Milliyetçilik yapmayın ama net olarak cevap verin. Şöyle hemen hani Çağlar Söyüncü bizim adamımız diye puan vermeyin fazladan. Bakalım hangisi sizce yüksek? Şöyle arkadaşlar, Ozan Kabak çıktı yine bir tane daha. Bruno Fernandes. Adamın manyak gibi resmi koymuşlar ya. Neyse şöyle bakalım, Ozan Kabak, Bruno Fernandes bir tane daha çıktı arkadaşlar. Bakayım buradan kim çıkacak. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlara tebrik ediyorum. Bunlar kesin büyük abonedir yani. Garanti abonedir bunlar. Öyle düşünüyorum ben. Şöyle hemen bakalım burada kim çıkıyor. De Jong, Mark, Guetchi falan çıktı. Arkadaşlar. Hemen şöyle bakıyorum. Burada kim çıkıyor? Luka Modric, Hakan Çalhanoğlu çıktı burada da. Şöyle bakayım buradan kim çıkıyor? Kim çıkıyor? Şöyle hemen Doku. Jeremy Doku falan çıktı buradan. Şöyle hemen arkadaşlar bütün kartları açıyoruz. Şunlar kaldı sadece. Şöyle bir tane açtık. Kylian Mbappe falan çıktı arkadaşlar. Buradan şöyle bir bantlı kart daha çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle açıyorum bakıyorum. Wierman. Wierman, Jenny Carasso, okuyamadığım bir ton isim çıkıyor ya. Vay arkadaş, ne kabzıman adamız ya. Şöyle hemen şunları da açalım. Burayı da gösterelim sizlere. Bakayım burada kim çıkıyor arkadaşlar. Eray Cömert, Cengiz Ünder çıktı arkadaşlar. Şöyle Cengiz Ünder sevenlere de şöyle göstereyim. Cengiz Ünder'in kartı da bu şekildeydi yani. Cengiz Ünder arkadaşlar. Şöyle hemen Carvajal çıktı arkadaşlar. David Raya, Buyako Saka, Daniel Carvajal çıktı arkadaşlar. Yine de Daniel Carvajal çıktı. Arka arkaya bir Daniel Carvajal daha çıktı. Şöyle Euro 2024 kartlarını hepsini gösteriyorum arkadaşlar. Euro 2024 her yerine orijinal diye yazmış adam. Şöyle bakalım burada kim çıkıyor? Lamine Yamal çıktı arkadaşlar. Şöyle bakayım buradan kim çıkacak başka. Şöyle açıyoruz yine Carvajal, David Raya. Şöyle yapışmış. Buradan kim çıkıyor arkadaşlar? Mateo Kovacic ve bu eleman çıktı işte. Verbugen diye mi okunuyor? Bart Verbugen. Luka Modric, Hakan Çalhanoğlu. Hadi bakayım. Oğlum daha böyle yapıştı. İçine doğru yapıştırın anasını satayım. Bu nedir ya? Robin, İrfan Can Kahveci. Şöyle açıyorum ama açtım. Bir tane daha çıkaralım bakalım. Kol, Xavi, Ruben Diaz arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım buradan kim çıkıyor? Kylian Mbappe ve son kartımızı da açıyoruz arkadaşlar. Şunlar bu arada boş poşete, yani poşeti bıraktı diye düşünmeyin. Şöyle bakayım, Bruno Fernandes çıktı arkadaşlar buradan. Son bir tane altta kalmış. Şunu da açıyoruz ve videoyu burada sonlandırıyoruz. Arkadaşlar Okafor, Nicola Barella ve Niklas Süle. Arkadaşlar kart açılışımızı tamamladık. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Canlı yayınlara muhakkak gelin, sizleri de orada görmek istiyorum. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Bay bay.